Macar parlamentosu ülkedeki yabancı perakendecileri zora sokacak bir yasa tasarısını onaylamaya hazırlanıyor. Macaristan Ekonomi Bakanı parlamentoya sunduğu yasa tasarısının ilk kısmı onaylandı. İkinci taslakta ise yıllık karı 160 milyon euronun üzerinde olan yabancı şirketlerin 2 yıl ard arda zarar açıklaması durumunda gıda satış izninin iptal edilmesi isteniyor. Macar hükümeti Avrupalı perakendecilerin vergi ödememek için faaliyet zararı açıkladıklarından şüpheleniyor. Hükümetin bu politikalarından Macar perakendeciler neredeyse ya hiç ya da ağır bir şekilde etkilenmeyeceğini biliyoruz. Ayrıca bu durum Macarlar için daha büyük bir pazar fırsatı sunacak. Bazı dev mağaza zincirleri de bu şartlarda faaliyetlerine devam etmenin karlı olmayacağını düşünebilir ve bu ülkeyi terk edebilir. Parlamentoya sunulan taslağa belirli bir alana sahip olan perakendecilerin pazar günleri çalışmaması maddesi de eklendi. Böylece daha küçük dükkanları bulunan yerel satıcılar yabancı yatırımcılara karşı daha avantajlı duruma geliyor. Bu durumun birçok işten çıkarmaya ve düşük maaşlara sebep olacağı söyleniyor. İş gücünün artmasını amaçlayan bir hükümetin en son yapacağı şey bu olabilir. Süpermarketler açık kalmalı. Birçok insan alışverişini pazar günü yapıyor. Yıllık karı 163 milyon euronun üzerinde olan ve zarar ettiğini iddia eden şirketlerin başındaysa Aldi, Metro & Spar ve Tesco gibi şirketler geliyor. Ekonomi Bakanlığı ise yabancı yatırımcıların eleştirilerine sessiz kaldı. Süpermarket zincirlerinin yöneticileri taslak hakkında henüz bir yorumda bulunmadı. Ekonomi Bakanlığı da sorularımızı yanıtsız bıraktı. Görüşmelerin devam ettiği bu pazarlık aşamasında kimse konumundan taviz vermek istemiyor gibi. Hayagos Andrea, Euronews, Budapest.